Evet, yine güzel güleceğiz. Günaydın doktor da yine güzel gülüşlere sahip olmanın, daha doğrusu sağlıklı dişlere sahip olmanın ipuçlarını Rabia Büyük Aksoy'dan alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş bulduk. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, Rabia Hanım böyle her seferinde şeyler gülerken dişlerini gösteriyorsun. Ya da gösteremeyenler var böyle bu kadar güzel, bu kadar rahat. Evet, ne yazık ki birçok hastamda da aynı şeyi yaşıyoruz aslında. Toplum olarak biraz ağız diş sağlığı konusunda eksiklerimiz var. O yüzden gülüşümüzü genelde saklıyoruz. Hatta birçok hastam smile design yaptıktan sonra bile hadi diyorum kahkahayla bir gülelim. Ona rağmen gülüşlerini saklıyorlar. Çünkü yıllarca nasıl güleceklerini unutmuşlar. O yüzden peki, bu konuda güzel gülüşe sahipsek, güldüğümüzde dişimiz güzel görünüyorsa bu sağlıklı dişimiz var demek midir gerçekten? Ya da başka bir deyişle sağlıklı dişe sahip olup olmadığımızı nasıl anlıyoruz? Şöyle ki gerçekten bazılarımızın gülüşü çok güzel görünüyor ama genele bakmak lazım. Acaba arka dişlerde de aynı sağlık söz konusu mu? Günlük rutinde sürekli bir ağrısızı varsa, diş etlerinizde kanamalar varsa ne yazık ki siz sağlıklı dişlere sahip olamayabilirsiniz. Sahip değilsiniz. Bu işin primerinden başlayalım. Orada bir diş maketi var. Tabii. Ben şu dişi tutayım da şu dişlerimi benim bir fırçalar mısınız? Olur mu? Olur tabii, memnuniyetle. Evet, ben şöyle aldım. Evet, buyurun Rabia Hanım. Dişimi fırçalar mısınız? Tabii. Ben de seyredeyim. Şöyle söylemeliyim. İlk önce bunu bir kadran gibi düşünün. Üst arkadan başlayalım. Üst ya, kadran deyince hemen erkekler. Saat. Böyle saat ya da spor. Saat. Aynen. Araba aynen. Kadranı. Aa, doğru, spor araba bak. Evet. Şöyle üst arka çeneden başlayalım. Ve her zaman pembeden beyaza doğru. Yani şunu yapacağız, süpürür gibi. Yukarıdan aşağıya. Aynen. Dişler kapalı mı olsun, açık mı olsun? Birazcık açık olacak. Birazcık tamam. Açık olacak. Pembeden beyaza doğru yapacağız. Bu şekilde süpürür gibi. Aa, neden böyle yapmıyoruz ya da böyle yapmıyoruz? Böyle yaparsak... Hep böyle yapıyoruz. Ben öğrenmiştim bunu. Sınıfın ineği. Ben biliyordum, öğrenmiştim. Bunları yapmamamız lazım. Çünkü bu aralar bakterileri, gıdaları çok sever. Bu şekilde ya da bu şekilde yaparsak aralara sürekli bir şeyler sıkışır. Biz ne istiyoruz? Tam tersi buradan süpürüp gıdaların, bakterilerin çıkmasını istiyoruz. Yukarıdan aşağıya. Her şey çok güzel. Tamam, anlatıyorsun da ben bunun arkasını nasıl yapacağım? Yani şuraları aynı şekilde, şöyle göstereceğim. Aynı şeyi yapacağız. Burada da biraz daha açarak... yine pembeden beyaza doğru. Yine pembeden beyaza doğru bu şekilde süpürür gibi yapacağız. Önlere gelince de dik şekilde bu şekilde yapacağız. Evet, biraz aynaya sıçrayacak ama o kadar da. Ama bu kalmatıyor sanki. Hayır. Yani şöyle yapmak sanki böyle yapınca. Sert yapmıyoruz. Tabii. Savaşmayacağız. Hayır, yani asla. Dişinizi sıkarak asla. Bir şey. Daha masaj yapar daha gibi. Masaj yapar. Daha oval hareketlerle. Peki. Daha yavaş. Ben şöyle koyayım. Ve daha uzun süreli. Zaten çok güzel bir şey söylediniz aslında. Sert yapmamak lazım. Ve sert fırça kullanmamak sert fırça. Lazım. Aynen. O zaman niye imal ederler sert fırça? Ağzımdan aldım. Niye yani sert fırça var? Sert fırçalar bazı özel durumlarda evet kullanılıyor. Ortodonti tedavisi gören hastalarda kullanmak gerekir. Ama şöyle genel olarak yumuşak fırçalama ve yumuşak fırçalar. Neden diyecek olursanız zaten burada çok yumuşak bir doku var, diş eti. Evet. Sert fırçalarsanız bunu çok çabuk tahriş edersiniz ve diş eti çekilmeleri olur. Ben bunu istemiyorum. Ya da sert fırçalarsanız yine de defektler oluşturursunuz. Hassasiyetler oluşur. Bunu istemiyoruz. Diş fırçası ne kadar zamanda bir değiştirilmeli? 6 ayda bir değiştirmek yeterli. Ay. Aynen. Peki dişlerimi fırçalarken dişlerim kanıyor. O zaman birçok arkadaşımdan duyuyorum ki evet benim var diş eti çekilmem ve kanar gerçekten. Hmm. Hamilelik süreci daha da fazla kanar. Evet. Ve o dönemde de hep öğrendiğim uzmanlardan kanadığı sürece daha çok fırçalamanız gerekiyor. Tabii ki diş eti temizliği 6 ayda bir yapıyorum. Benim için bir de diş eti çekilme riskim de var. Dolayısıyla biliyorum meseleyi ama şunu söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Dişini fırçaladığında kanayan kişilerin birçoğu kanayacak diye korkusundan diş fırçalamayı kesiyor. Evet, evet, evet. Ne yazık buna değinelim mi? Tabii, tabii. Çok haklısınız bu konuda. Şöyle,
Aslında diş etiniz kanıyorsa bir sorun var demektir. Tabii. Bir hastalığın belirtisi evet. demektir bu. İlk önce bizim o sorunu çözmemiz lazım. Sorun ne olabilir? İyi diş fırçalamayı bilmiyor olabiliriz. Diş eti sağlığımız çok kötü olabilir. Ya da ağız solumu yapıyor olabiliriz. Birçoğumuz farkında değiliz ama ne yazık ki burundan çok iyi nefes alamıyoruz. Ağız solumu yapıyoruz. Bu da oksijensiz solunuma sebep oluyor. Ağız kuruluğuna sebep oluyor. Dolayısıyla diş eti kanamaları, diş eti rahatsızlıkları oluşuyor. Bizim yapmamız gereken muhakkak diş etimizle sorun, diş hekimimizle sorun nedir? Bunu... Aslında diş hekimimizle sorun değil de diş etiyle gerçekten sorun evet, olan evet. insanın Aynen. sorunları da büyük oluyor. Aynen. Bu diş etiyle alakalı hani herkesin farklı bir diş eti yapısı olur mu? Evet, herkesin diş eti yapısı farklı, diş Bazı yapısı farklı. Mosmor çünkü böyle evet, daha mor, koyu renkte falan daha görüyoruz. Kırmızı. O şeyden kaynaklı, daha koyu tenli bir insansanız bu olabiliyor. Bir de çok sigara tüketiyorsanız ne yazık ki oluyor. Sigara sağlığa zararlı. Bunun da çözümü var ayrıca. Çok rahatsız ediyorsa bu sizi, artık günümüzde lazerler çok gelişti. Diş eti lazerleriyle 3-4 seans gibi bir süreçte 15-20 dakikada tamamen çözülebiliyor. Ne kadar sıklıkta diş hekimine ziyaret etmeliyiz? Benim tavsiyem normal bir hasta için her yıl düzenli olarak kontrol. Her yıl. Ama şöyle düşünün. Ama sorun yoksa. Evet. Ama şöyle düşünün. Sürekli bir diş eti kanamanız var. Dişlerinizde sürekli bir hassasiyetiniz var. Demek ki sizin daha büyük sorunlarınız var diğer hastalara göre. Siz her 6 ayda bir bence diş hekimine gitmeniz gerekir. Şimdi aslında soruda ben soracağım ama ne kadar doğru sorudur bilemiyorum. Ben belki 15-20 yıldır bu diş fırçalarını kullanmıyorum. Elektrikli kullanıyorum. Tabii bu birazcık benim alışkanlığım oldu. Sanki o daha güzel fırçalıyormuş falan gibi. Biraz da işin dakikasına bakıyoruz ya. Onlarda da dakika saat ölçümü var. Artı sen ne kadar bastırdım ne kadar bastırmadım. Kontrolü de var. O yüzden biraz sanki onları tercih ediyor gibiyim ama yanlış mı yapıyorum? Şöyle, eğer bunu nasıl yapacağınızı biliyorsanız ve çok kontrollü bir şekilde gidiyorsanız hayır çok doğru bir şey yapıyorsunuz. Ama bu fırçalara güvenip çok bastırıp dikkat etmeyen çok hastam var ve onlar da az önce bahsetmiştik. Çok ciddi diş eti çekilmeleri, çok ciddi mine defektleri var. Bunu birazcık kontrol edip yapmak lazım ama sizin yaptığınız şey eminim doğrudur. Peki aynı zamanda bu makinelerin yanında bir aparat daha oluyor ve tazyikli su veriyor. Evet. Bu suların içine karbonat karıştıran biliyorum, sirke karıştıran biliyorum. Ne kadar doğru ve ayrıca bu tazyikli suyla diş aralarını temizlemek ne kadar doğru? Hazır çok güzel, girmişken bunu da merak evet, ettim. Evet, çok güzel bir soru sordunuz gerçekten. Şöyle söylemeliyim. Evet, dişlerimi fırçaladım. Ama her şey bitmedi. Neden bitmedi? Şöyle düşünün. Diş arası var. Dişlerin arası var. Hastalarım bana şunu çok sık söylüyor. Hocam ben çok güzel dişlerimi fırçalıyorum ama hala çürüklerim var. Neden? Çünkü iki dişin arasını temizlemiyoruz. Bu konuda çok eksiğimiz Tabii. var. Aslında bunun için genel olarak diş ipi kullanmamız lazım. Ama bazı hastalar bu konuda çok iyi değiller. Ben bu hastalara söylediğiniz cihazları öneriyorum. Ağız duşu dediğimiz ürünler. Ağız duşu normal suyla kullanılmalı. Buna sirke, karbonat gibi ürünler katmamak lazım. Evet, aynen. Güzel, teşekkürler. Karbonatla mesela diş fırçasını karbonata batırıp diş fırçalayan var. Çok beyaz atıyorum. Evet öyleymiş. Çok ben denemedim ama ben mesela şundan korktum. Diş minesine zarar verir diye düşündüm. Kesinlikle, dokusu. Kesinlikle. Şöyle karbonat bir aşındırıcı sonuç olarak o ilk birkaç ayda çok güzel bir beyazlık veriyor. Evet şey zannediyoruz çok güzel oldu dişlerim beyazladı. Ama tam tersi abrazif bir etkisi olduğu için mineyi çok kötü bir şekilde pürüzlendiriyor. Ve siz birkaç ay sonra bakıyorsunuz çizilmiş lekeler oluşmuş dişleriniz oluşuyor. O yüzden karbonatlar muhakkak... Uzaklaştırılmalı. Böyle bir evet. düşünce beyninizde olmasın. Evet. Karbonatlayayım, beyazlatayım falan aynen, gibi bir şey. Aynen, bunları kullanmamız çok gerekiyor. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şekilde adım adım peki diş hekimine acil gitmesi gereken adım adım da bize bir belirtir misiniz? Neler? Tabii, şöyle söyleyebilirim.
Deminden beri söylediğimiz şey şuydu aslında. Diş eti kanamamız varsa bence en acil bu. Çünkü ilerleyebiliyor kemik defeklerine kadar. Dişler sallanıp kaybedilebiliyor. Buralara kadar gidiyor. Bu en acil şey benim için. Ağrı varsa ikinci acil. Diğeri zaten muhakkak o zaman koşarak gidiyoruz. Zaten. Çok şiddetli ağrımız varsa gitmemiz lazım. Ama Bilal abi hanımı özlediyseniz çayını kahvenizi içmesine. Muhakkak beklerim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, biz de bu bilgiler ışığında programımıza devam edelim.